AK Parti Denizli Kadın Kolları ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında parti olarak kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğini inandıklarını belirtti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük sözleriyle de vurguladığı gibi biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne tüm temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre, hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 2004 yılında ilk defa anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir hükmünü ekledik. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne %13,5'tan %51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı %40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımı teşvik eden hibe ve teşvikleri arttırdık. İşkur, KOSGEB, Orköy, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik alanda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda, kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının iş gücüne katılma oranı %36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında %4,1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün %20'ye ulaştı. 22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5.506.206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımız kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. AK Parti kadın hakları ve aile bütünlüğünün korunması konusunda hem de diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor. Daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum. Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız. Evet.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Bursa'ya geldi. Yerel seçim öncesinde Bakan Mehmet Özhaseki'nin Bursa programı kapsamında katıldığı Yıldırım Belediyesi Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı anahtar teslim töreni yapıldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan anahtar teslim töreninin açılış konuşmasını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yaptı. Kıymetli hemşehrilerim, geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketi kentsel dönüşümün ülkemizin en acil ve öncelikli meselelerin başında gelmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Bursa'nın birinci deprem kuşağında yer aldığı gerçekliğiyle mevcut yapı stoğunun yan yana getirdiğimizde olası bir felaketin kapıda beklediğini söylemek zorundayız. Bu nedenle hızlı bir şekilde kenti dönüştürmek durumundayız. Kısa film izlenimiyle başlayan anahtar teslim töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da konuşmasında Bursa için hayallerimiz var ve kentsel sorunlar gidermek için hedeflerimiz var ifadelerini kullanarak muhalefete de yüklendi. Bu dönem göreve geleli siz 9 ay oldu. İlk kez Bursa'ya geliyorsunuz. Ama belki biz size 9-10 kez geldik. Her geldiğimizde de eli dolu döndük. Ya milli emlak arazisi aldık. Ya farklı bir projeyle alakalı öncelik aldık ya da TOKİ ile alakalı bir projemizin ilerlemesi noktasında sizlerden destek aldık. Her ne kadar ilk kez gelmiş olsanız da hizmetleriniz buraya fersah fersah geliyor. Ben sizlere hemşehrilerim adına Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Allah emeklerinizi zayi etmesin, Allah ömrünüze bereket versin inşallah. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa'da kentsel dönüşüm için her desteği bakanlık olarak sağlayacağız dedi. Bakan olduktan sonra gelememiştim Yıldırım'a ama 2022'de gelmiştim, hatırlıyorum ben. Sağlık Ocağı açılışı vardı. Biraz da malum deprem diye bir belamız var başımızda. O deprem bölgelerinden gözümüzü açamıyoruz. Doğrusu bu anlamda da yapılan kentsel dönüşümün anlamı büyük. Sözlerime başlamadan Ali Nur Başkanım Bursa için 100 bin konut, Oktay Bey de 30 bin konuttan bahsetti. Büyük hedefler bunlar. O konuda bakanlık olarak üzerimize ne düşüyorsa, para vermek icap ediyorsa para, arsa vermek icap ediyorsa arsa. Bunun dışında imkanlarımızdan kira yardımları gibi her türlü desteği sonuna kadar vereceğimi ifade ediyorum. Yeter ki arkadaşlarım yapsınlar. Çünkü kentsel dönüşüm kolay iş değil. Her baba bu işe girmiyor. Allah razı olsun, sırf bizim başkanlar giriyorlar. Vatandaşla tek tek görüşeceksiniz. Herkesin bir tane evi var. Eviyle ilgili de hayalleri var. Gelecekle ilgili beklentileri var. Daha güzel bir ev sahibi olmak istiyor. Çok meşru ve doğru bir iş. Ve onların tek tek görüşülüp ikna edilmesi, sonra projelerin hazırlanması, sonra bu işin finansının temin edilip şu gördüğümüz güzelliğe kavuşabilmemiz zor ve çileli bir iş. Bu çileli işe emin olun bir tek Recep Tayyip Erdoğan gönül verdi, onun yoldaşları gönül verdi ve belediye başkanlarımız gönül verdi. DEVA Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Şahin, İstanbul'da yerel gazetecilerle bir toplantı yaptı. Kampanya döneminde rakiplerine yaşam hakkı tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. DEVA Partisi'nin hazırladığı seçim bildirgesine değinen Şahin şunları söyledi. Yerel basın iktidarın henüz tam manasıyla nüfuz edemedi, tam manasıyla kontrol edemedi ama çıkartmış olduğu yasalarla ve kurmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı vasıtasıyla bir kısım ilan, basın ilan kurma aracılığıyla diğer alanlarda vermiş olduğu reklamlarla sürekli yerel basını da denetim altında tutmaya çalışan bir yapı var. O yüzden Türkiye çok kötü örnekler yaşıyor. Değerli arkadaşlar, bulunduğu günde AK Parti'nin felsefesi, parti programı ve yönetim anlayışı adım adım zaman içerisinde otoriterleşmeye gitti. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın üstüne çıktığı bu yolda her türlü insan hakkını ihlal eden bir tepkiye geldi. İzlediği yol
tamamen çirkin bir yol. Kamu kaynaklarını, belediye imkanlarını siyasetin finansmanında kullanmayı fütursuz bir alışkanlık haline getiren ve bu kampanya düzeninde de rakiplerine yaşam imkanı vermeyen bir iktidarla karşılaştık. Üzülerek ifade ediyorum. Yıllara sahip siyasetin içindeyim ama belediye yönetimlerinin de belediye kaynaklarını bu şekilde iktidarın dışında seçim propagandasının malzemesi haline getirdiğini İstanbul'da gördüm bu kampanya sürecinde. Milletimizin vicdanını kirletmek adına öyle bir algı operasyonu gerçekleştiriyorlar ki sanki İstanbul'da sadece ikili bir seçim var, bunun dışında başka hiçbir muhatap yokmuş gibi gösteriyorlar. Arkadaşlar, ne İstanbul ne Türkiye iki tane yanlışa mahkum değil. İki tane yanlış uygulamayı kendisine örnek almaya mahkum değil. Bu milletin seçenek imkanları var ve bu seçenekler arasında Deva Partisi hazırlamış olduğu eylem planlarıyla, yerel yönetimlere dair söyleyeceği çok önemli sözlerle bu İstanbul seçimlerinde var olduğumuzu ifade ediyoruz. Ve şunu özellikle söylüyoruz ki bir temiz toplum yaratmak istiyorsak, temiz bir belediyecilik yaratmak istiyorsak önce zihniyetin temiz olması lazım. Ve zihniyetin tamamen belediyeciliğe odaklanması lazım, İstanbul'a odaklanması lazım. İstanbul'un dışında şu anda seçim kampanyasında her şey konuşuluyor. Ama İstanbul'a dair somut hiçbir veri yok ortada. Her ikisi de sanki İstanbul'a ilk defa gelmiş bir göreve talip oluyormuşçasına bir kampanya yürütüyorlar. Arkadaşlarımızdan birisi iktidarın adayı 2013 yılında bizim parlamentoda olduğumuz dönemde TOKİ'de üst düzey bir yöneticiydi. 17-25 Aralık sürecinden sonra bir ara şöyle kenara çekildi. Sonrasında da Sayın Erdoğan tarafından bizatihi bakanlıkla ödüllendirildi. Ve uzunca süre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Bu arkadaşımız İstanbul'a yeni gelmiş olabilir ama şehircilik anlamında zaten var olan bir isimdi. Yıllara sari olarak devletin her türlü imkanı kendi elindeyken İstanbul'a ve Türkiye'nin şehircilik anlamında herhangi bir başarıyla öne çıkmamış bir isim bugün yeni bir sayfaymış gibi cilalanıp milletin önüne sunulmuş olmasını ben İstanbullu seçmenimizin takdirine bırakıyorum. Diğer arkadaşımız, üzülerek ifade ediyorum, kendisini yoldan çıkartan iktidarın yanlış tutum ve davranışları oldu. 31 Mart 2019'da seçimi helalinden kazanmıştı arkadaşımız. 15-16 bin oy farkı vardır diye itiraz edildi. Sonrasında 13 bine düştü. Devamında ikinci turda 800 binin üzerinde fark olunca doğal olarak Sayın İmamoğlu daha kendi koltuğuna oturmadan kendisini ulusal bir aktör haline getirdiler ve o da onun izi aldığı altında 5 yıllık görev süresi içerisinde hiç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıymış gibi davranmadı. Hep kendisini bir potansiyel cumhurbaşkanı adayı gördü. Ve o potansiyel cumhurbaşkanı adayı görmüş olması da hem kendisine hem birlikte olduğu ittifaka hem de İstanbul'a çok büyük zarar verdi. Bu çevre ve iklim değişikliği eylem planımız ve sonrasında çeşmelerden bir kere İstanbul'un tarihi kent önce başlamak kaydıyla sonrasında İstanbul'un çeperlerine doğru asbest borulardan mutlaka İstanbul'u bir kurtarmamız lazım. Bizim başlangıçta ilk 5 yıllık sonrasında ise öyle bir sistem kurup iki dönemde İstanbul'un tüm altyapısındaki içme suyu şebekesini değiştirip çeşmelerden arzu ettiğiniz gibi kana kana suyu içebileceğiniz bir ortamı yaratmak istiyoruz. İletişim Başkanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirilen devlet teşvik tanıtım günleri devam ediyor. Bursalı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe ayrıca gençleri bilgilendirmek için uzman kişiler de var.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından devlet teşvikleri tanıtım günleri gençlerin ilgisiyle devam ediyor. 40'ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşların bulunduğu etkinlikte gençlere de sunulan destek ve imkanlar hakkında bilgiler verildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara katılım sağlayan gençler de etkinliğin oldukça yararlı ve ilgi çekici olduğunu ifade etti. Güzel bir etkinlik olmuş açıkçası. Hani gezmek, öğrenmek için hani çoğu Türkiye'nin kurumlarından gelenler olmuş. Gayet güzeldi. Bugün biz de aslında daha yeni öğrendik. Pek de güzel oldu gelmemiz. Yani burada satranç oynayabiliyoruz. Bir sürü etkinlik var, katılabiliyoruz. Bence güzel oldu. Öğrencilerin mesleki anlamda katkı sağlamak amacıyla burada işte bir sürü sportif etkinlik var. Askerler var. İyi bir gelişim oldu bizim için. Daha yeni geldim. Daha ilgimi çekti şu anda. Şu an her tarafı gezmeye çalışıyorum. Öyle. Arkadaşlarımız iyi, güzel yani. Çok böyle bilmiyorum, çok insana teşvik edici güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Bence de çok güzel. Ben çok beğendim. Ya burada insanlar hem meslek olarak hem de Bursa'nın şeylerini görme imkanı sunulmuş. Beğendim yani. Öğrenciler için özellikle eğitim, staj fırsatı olma imkanları var. Bu konu hakkında düşünceleriniz nedir? Ne diyeyim bilmiyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Güzel bir organizasyon olmuş. Herkesi takdir ediyorum. Teşekkürler. Bu kadar. En çok ilgini çeken bölüm hangisi oldu? Askerler çok şey birleşmiş burada. Fotoğraflar falan çok güzel çıktı. Öyle. Çok gurur verici bir ortam öncelikle. Uçak simülasyonundan çıktım az önce. Gerçekten çok zevkliydi. Evet. Bence de gayet güzel olmuş. Yani silahlara falan tutup fotoğraf çektik. Bence de gayet güzel yani. Çok güzel olmuş bence de. Ben de çok beğendim. Aynı şekilde. Burada insanların bu ortamı deneyimlemesi gerekiyor. Teknolojik aletler, askerler, çeşitli platformlar o kadar güzel ki insanların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Evet, dün okul olarak biz de gelmiştik zaten. Hani burayı görmüştüm. Hani teşvik olarak çok güzel bir yer. Hani mesela başka branşlar olur, spor olur, başka şeyler olur. Hani o yüzden spor tanıtımına da gelmiş olduk biz. Öyle yani, çok başarılı olmuş yani burası. Biz burada sporu en iyi şekilde tanıtmak için geldik ve başardığımızı da düşünüyorum. Biz milli sporcuyuz. Avrupa şampiyonuyum. O da aynı şekilde. Sporu en iyi şekilde tanıtacağız bugün. Fuar alanında standı bulunan Türk Hava Yolları'nda bulunan uzman da devlet teşvik tanıtım günleri hakkında yorumlarını yaptı. Ya bugün güzel gidiyor. Lise öğrencileri zaman zaman üniversite öğrencileriyle ve bazı işte halktan teyzelerimiz, amcalarımızla da sohbet ediyoruz. Biz Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları teknik olarak kendi işe alım süreçlerimizden bahsediyoruz. Liseli işte hayalleri olan kariyerini şekillendirmek isteyen öğrencilere bilgi veriyoruz. Hangi alanlarda istihdam sağlıyoruz. O kapsamda işte staj olanaklarımızdan, part-time öğrenci olanaklarımızdan bahsediyoruz. Bizim için o yüzden her biri çok kıymetli. Yani yetenek avcıları gibi hissediyoruz kendimizi de. Bulabildiğimiz bizimle ilgilenen, şirketimizdeki herhangi bir pozisyonu düşünen insanlarla böyle bir araya gelmek bizim için çok değerli, kıymetli. 8 Mart'ta sonlanan etkinlikte ayrıca en ilgi çekici görülen alansa İçişleri Bakanlığı oldu. Sokakta, parkta, bahçede, metroda, metrobüste, minibüste her türlü şiddete karşılaşma ihtimalimiz var. O can havliyle siz nereye arayabileceğinizi ya da konumuzu anlatabileceğinizi düşünmeyebilirsiniz. O yüzden siz KADES'i telefonlarınıza yükleyerek tek tuşla konumunuz kolluk birimlerine gidecek. Ve en yakın kolluk birimi size ulaşacak bu şekilde de. Ve bizi bu şekilde kurtardığımız çok fazla kız çocuğumuz ve kadınlarımız vardır. Telefonunuzu yükleyelim mi şimdi? Çok dalga boylu ışık kaynağımızı kullanıyoruz. Olay yerine gittiğimizde bu çok dalga boylu ışık kaynağını uygun ışığı, uygun loşluğu sağlayarak yüzeyleri inceliyoruz. Bulduğumuz izleri görünür hale getirmemiz lazım. Gözle görünür hale getirmemiz lazım. Gözle görünür hale getirmek için parmak izlerinizi alabilir miyim? Bu manyetik fırça, bu manyetik toz. Fırçama tozu alıyorum. Görünmeyen parmak izlerini görünür hale getirmek için yüzeye uyguluyorum. Parmak izlerinizi buldum. Cumhur İttifakı
İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adı Hamza Dağ seçim çalışmalarına Güzelbahçe'de devam etti. Hamza Dağ beraberinde AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu ve AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Ali Eşref Demir'le Mithat Paşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Dağ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle emekçi kadınlara karanfil vererek onların gününü kutladı. Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçedeki en büyük seçim ofisini de ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay'ın cadde üzerindeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Dağ, CHP gönüllüsü kadınlara karanfil vererek onların Kadınlar Günü'nü kutladı. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi gönüllüleri tarafından da güler yüzle karşılanan Dağ, buradaki çocukları da severek onlara oyuncaklar hediye etti. Hamza Dağ çalışmalarında başarılar diledikten sonra seçim koordinasyon merkezinden ayrıldı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel basın açıklamasında bulundu. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda basın açıklamasını İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu yaptı. Kadınların iş hayatına teşvik edildiğinden söz eden Başkan İmren Çavuşoğlu ayrıca İşgur ve KOSGEB gibi programları hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ifadelerini kullandı. Emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük, sözleriyle de vurguladığı gibi biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre, hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004 yılında ilk defa anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir hükmünü ekledik. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle birlikte kadınlar arasında ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrencileri sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerinin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne %13,5'dan %51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı %40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadının iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri arttırdık. İşgur, KOSGEB, Orköy, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk. Ve kadın girişimcilerin üretimine katılımıyla ekonomik alanda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleriyle kadınların iş gücüne katılma oranı %36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında %4,1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün %20'ye ulaştı. 22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5.506.206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımız kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemesi, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. AK Parti kadın hakları ve aile bütünlüğünün korunması konusunda hem hem de diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz.
Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında, evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum. Her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, gününüzü kutluyorum. Projelerimiz arasında konservatuvarımız var. Merkez Efendi'de 31 Mart seçimleri öncesi kartların yeniden karılmasına neden olan genç siyasetçi Ekrem Başar, projeleri kadar hem söylemleri hem de ziyaretleriyle de gündemde. Cumhur İttifakı'nın Merkez Efendi Belediye Başkan adayı Başar, adeta parti rozetini çıkararak başlattığı seçim çalışmalarında ulaşabildiği her kesim, çalabildiği tüm kapıları çalıyor, seçilmesi halinde kimseye ayrım gözetmeden tüm Merkez Efendili'nin belediye başkanı olacağını anlatmaya çalışıyor. Nasıl işlerimizi iyi mi? Biletleme yapıyoruz. Turlarda alakalı yine var mı tatil şeyleri, organizasyonları? Evet, yani biz genellikle yurt dışı işte şeyleri, puanları takip ediyoruz. Yani öyle. Pandemi öncesini inşallah yakalamaya çalışacağız. Daha yakalayamadık mı? Yakalayamadık ama olur inşallah. İnşallah, evet inşallah. Kendinize iyi bakın. Ama şey var, tadilat. Tabii. Yarması. Evet, aynen. Vallahi bak, yarması. Deniz Doğan'dan Ali Marım'a, rakip siyasi partilerin kritik isimlerine gitmekten dahi çekinmeyen AK Partili aday Ekrem Başar, belediye başkanlığı döneminde Merkez Efendi'deki 50 mahallenin tümüne ilçedeki 340 bin nüfusun hepsine eşit ve adil hizmet götüreceği sözünü veriyor. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan gezilerinden birinde, Vanlılar Derneği buluşmasında da bu hassasiyetine vurgu yapan genç siyasetçi Ekrem Başar net konuştu. Merkez Efendi'de 340 bin hemşehrilimiz yaşıyor. 340 bin hemşehrilimize biz istisnasız tamamına adalet ve eşitlik ilkesiyle hizmet edeceğiz, dedi. Merkez Efendimiz'de 340 bin hemşehrimiz yaşıyor. 340 bin hemşehrimize biz istisnasız tamamına adalet ve eşitlik ilkesiyle hizmet edeceğiz. Bütün herkes, 340 bin hemşehrimiz, hepsi bizim için birdir. Hiçbir ayrım gözükmeksizin adalet ve eşitlik ilkesiyle birlikte Merkez Efendi'nin 50 mahallesindeki bütün hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. Gayemiz bu. Bunun yanında tabii projelerimiz var. Burada proje broşürlerimizi de dağıttık. Doğumundan ölümüne kadar bütün Merkez Efendi'nin öncelikle bir kafasına soru işareti takıldığında, bir derdi tasası olduğunda benim belediyem var anlayışıyla hareket eden bir kurum haline getireceğiz Merkez Efendi. Yani vatandaşımızda bu intibayı uyandıracağız. Pamukkale Belediyesi'nde 31 Mart seçimleri sonrası Avni Örki'den bayrağı devralmaya hazırlanan Halil Pekdemir, samimi ve kendine has tavırlarıyla seçmenin kalbini kazanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı adayı Halil Pekdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güne sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Seçim maratonu öncesi eşine kendi elleriyle hazırladığı bir sürpriz yaptı. Pekdemir, birlikte neredeyse yarım asrı geride bıraktığı yol arkadaşı Gülseren Pekdemir için güne mutfak mesaisiyle başladı. Eşine kahvaltılı Kadınlar Günü sürprizi yapan Pekdemir, masayı eksiksiz donattı, sahanda yumurtayı da unutmadı. Peynirimizi zeytinimizi koyalım.
Evet, şimdi de yumurtamızı paylaşıyoruz. Pişirdiğimiz yumurtamızı. Evet, yumurta. Masayı hazırladıktan sonra mutfağa çağırdığı eşini kapıda çiçekle karşılayan Pekdemir, kahvaltının ardından yalnız eşinin değil tüm kadınların 8 Mart'ını kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey basın toplantısı düzenledi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda Mustafa Bozbey gazetecilerin seçim sürecine ait sorularını dinledi. Yerel seçim öncesinde Bursa'da yaşanan birçok sorunu hatırlatan Büyükşehir adayı Bursa'nın merkezi ve kent dışında yaşanan problemlerin farklı olduğunu söyledi. Ben aşağı yukarı 5 yıla yakın süredir sahadayım. Ama son adaylaşma sürecinden sonra da tabii aday olarak da sahadayım. Gittiğimiz her ilçede, her yerde gerçekten öncelikli olarak merkezde sorunlar başka. Diğer ilçelere hemen kentin dışına çıktığımızda daha farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Daha farklı problemleri vatandaşlarımız, Bursalılar bizimle paylaşıyorlar. Kentin içinde ana sorun trafik, kentsel dönüşüm ve tabii ki ekonomi. Bursa'nın havasının kötü ve kirli olduğuna dikkat çeken Mustafa Bozbey, trafik sorununun sadece zamanı değil, sağlığı da etkilediğini belirtti. Bursa'nın havasının da kötü olduğunu ve kirli olduğunu biliyoruz. Hatta geçen kısa bir süre önce hemen bir ilgili istasyonu kontrol ettiğimizde 165 PM üzerinde bir hava kirliliğinin olduğunu da söylemek istiyorum. Yani şu anda da baksak canlı veri varsa havanın durumunu öğrenebiliriz. Bursa'da olası deprem felaketinin yaşanması ihtimalinden söz eden Bozbey, konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketini de hatırlattı. Deprem. Biraz çevremizde bir deprem olduğunda hemen aklımıza geliyor. Ama bu kent 1999'da da depremi yaşadı. 99'dan 2024'de yaklaşık 25 yıl geçti. Gerçekten yapılanları bir incelediğimizde Nilüfer Belediyesi'nde yapılanlar hiçbir ilçede maalesef yapılmadı, yapılamadı. Bunun da sorgulanması lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey konuşmasının sonlarına doğru Bursa'daki en büyük sorunlardan birinin de ekonomi olduğunu ifade etti. Öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki evine aylarca et girmemiş, çocuğuna aylardır süt içirememiş ya da okuluna gönderirken kahvaltı yaptıramayan anneler. Bunun gibi, bunun benzeri gerçekten insanların yüreğini dağılıyor. Tabii bu konuda da desteklerimiz var. Onları zaten sizler biliyorsunuz, paylaşıyoruz da. Kırsala gittiğimizde oradaki köydeki insanlarımızla konuşuyoruz. Niye ekeyim diyor. Ektiğim zaman daha fazla para harcayacağım ve daha fazla borçlanacağım. Sattığımda da yerine koyamayacağım. Ne yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun dediğinde ne yapayım işte bir dönüm iki dönüm varsa satıyorum. Onunla bir müddet idare ediyorum. Arkadaşlar bir gerçek daha şu. Bakın Bursa'da ilçeler, daha ilçeleri de dahil olmak üzere söylüyorum. Yaklaşık var olan tarım topraklarının %30'u o ilçelerde, tarım yapılan ilçelerde %30-35'i başka ellere geçmiş. Dedim ki satın alıyorlar, ne yapıyorlar? Olsun ben yine diyor orasını diye ekersem ekerim ya da ekmiyorsam da boş kalıyor diyor.
Ve bunu kendi aralarında da duyurmuyorlar, onu bilesiniz. Hele bazı durumlarla karşılaşıyoruz ki birkaç tane oldu böyle. İnanın baba ihtiyaçtan dolayı araziyi satmış. Bir süredir de o araziyi yine ekip biçiyorlar. Fakat baba rahmetli olduktan sonra biliyorlar ki tarlayı 7 sene önce satmış, tarla başkasının. Aile bile bilmiyor. Böyle dramlarla karşı karşıyayız. Böyle olaylarla karşı karşıyayız. Gerçekten ekonomi gitgide özellikle alt gelir gruplarını inanılmaz derecede vuruyor. İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 5 yıllık sessizliğini Foça'da bozdu. 5 yıldır seçilen yeni belediye başkanına ve seçenlere saygıdan dolayı kenarda durduğunu, çok özendiği vatandaşlarla bundan sonra daha sık bir araya gelebileceğini belirten Kocaoğlu, İzmir'in bazı ilçelerinde belediyelerin gayrimenkul satımlarından ekonomik sıkıntı ve bölgesel politikalara kadar birçok konuda görüşlerini açıkladı. Alana gelişinde de konuşması sırasında da coşkuyla alkışlanan Aziz Kocaoğlu, yerel seçimin genel iktidarın politikalarını düzeltmesi için bir fırsat olduğunu ve bunun için partisinin adaylarına oy istediğini söyledi. Ekonominin durumunu hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Sabit gelirli dediğimiz vatandaşlarımız, emeklileri saymıyorum, emekliler zaten son derece kötü durumda. Sabit durum gelirliler kötü durumda, çiftçi ve hayvancı kötü durumda, birçok iş yeri kepenk indiriyor. 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde bir karış, dönüm demiyorum karış, bir karış mal satmadım, gayrimenkul satmadım, dünyanın malını aldım. Foça'dan İzmir'e giderken ilk ilçede, buradan Çanakkale'ye doğru giderken yine ilk ilçede iki tane belediye var. Bu belediyeler ikisi de, bir tanesi 10 senedir, bir tanesi de 5 senedir bütün malları sattılar. Bu kimin malı? Bu kimin malı? Hepsini sattılar. Milyarlarca liralık mal sattılar. Bir tanesi Menemen, bir tanesi Ala. Ala'da 900 dönüm yer satıyor. Meclisten karar aldım. Kaç paraya satacaksan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne alacağım diye. Meclis kararını gönderdim. Maalesef ve maalesef şifa hakkını kullanmadı. 900 dönümün içerisinde 14 dönüm bir yer vardı. Orası satıldı. Bu kullanmadığı için şifa hakkı oraya geçti. Ben de ihaleye giremedim şifa hakkı orada olduğu için. Yani mal satarak belediye başkanlığı yapılmaz. Hayırsız evlat gibi anadan, babadan, atadan, dededen ne kaldıysa satıp bitiriyorlar. Atalarımızdan aldığımızı, babalarımızdan, annelerimizden aldığımızı çocuklarımıza devredeceğiz. Nasip olup üstüne bir şey koyabilirsek koyacağız. Koyamazsak en azından muhafaza edeceğiz. Sağ iktidarlar zenginden yanadır. Gelir dağılımı adaletsizliğini körükler. Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den beri iktidar olmadığı halde belediyelerimiz vasıtasıyla, özellikle İzmir'deki belediyelerimiz vasıtasıyla, biz kendi dönemimizi, kendi durumumuzu daha iyi biliyoruz. Gelir dağılımı adaletsizliğini engellemek için belediyenin gücü nispetinde, İzmir'in kalkınması için, çiftçinin, hayvancının, hizmet sektörünün kalkınması için elimizden gelen çabayı gösterdik.
ülkenin korunması için. Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması için. Başımıza tarikatlar rejiminin gelmemesi için. Başımıza başka belalar, dertler gelmemesi için. Ülke diktatörlüğe gidiyor. Yarın ses çıkartamayacağız. Giderek diktatörlüğü dayatıyorlar. Ahmet Özer, Esenyurt'ta Kars, Ardahan ve Iğdırlılarla buluştu. Kars, Ardahan, Iğdır Vakfı kurucusu ve CHP eski milletvekili Profesör Doktor Esfender Korkmaz ve iş insanı Sabri Yiğit'in ev sahipliğinde CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Ahmet Özer'e destek için Esenyurt'taki Ardahan Kültür Evi'nde kahvaltılı toplantı düzenledi. Profesör Doktor Esfender Korkmaz, günün siyasi gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Esenyurt önemli bir metropol haline gelmiş bir kent. Ahmet Özer hocamızın başkanlığı kazanması için içtenlikli çalışmalarımız kaçınılmazdır, dedi. Naif Ali Beyoğlu, adayımız Ahmet Özer hocanın çerçeveyi çizeceğine inanıyorum, dedi. Adayımızın başarılı olacağına inanıyorum. Bunun için çalışıyoruz. Canı gönülden çalışıyoruz. Ben size müsaadenizle iki konuda bilgi vermek istiyorum. Birisi, biliyorsunuz bu anket yapılıyor. Yani her seçimden önce anket yapılıyor. Ben hep bu anketlerin ortalamasını alırım. Ve hep de doğru çıkar. Yazarım da doğru çıkar. Şimdi neden doğru çıkıyor? Çünkü 25 tane anketi, bilmem 5'i bir partiyi tutar, 4'ü bir partiyi tutar, birisinde yanılma payı olur ama ortalaması doğru çıkar. Şimdi ben birkaç şehrin ortalamasını, bu anketlerin hepsi Wikipedia'da var, oraya bakabilirsiniz. Onların ortalamasını çıkardım. Size söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da 26 anket yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi 40.8, AKP 39.7. Yani arada 1.1 puan fark var. %1.1 puan fark var. 1994 yılında rahmetli Celal Aras'la Aras Karagon'un sahibi Ankara'dan İstanbul'a geldiğiz. Bir kaz gecesine adal ettiğiz. Hocamla İsmail Aytemiz var. Kazlar geldi masaya. Esmer Hocamla İsmail Aytemiz abi birer tane put aldı, kenara koydular. Ben de izliyorum böyle. Ne olacak diye. Başladılar bizimle yemeye. Hani sonuç ne olacak? Bitti abi, masa başladılar tutlara yemeye. Ya hocam dedim, bu olur mu? Yapma, yemeyin, böyle bir adaletsizlik, böyle bir haksızlık. Kısmen düzelttim. Masadaki kaz bölüşme olay. Herkes saygılar sunuyorum. Çok önemli bir toplantı. Ben iki aydır Ardahan'dan çıkamıyordum. Çünkü bizim için Ardahan, Esenyurt çok önemli, Ardahan Kars daha da önemli. Biz Ardahan, Kars, Iğdırlılar olarak Esenyurt'u kendi illerimizden, ilçelerimizden ayrı tutmayız. Beraberiz. Bu anlamda Ahmet Özer hocamızın kişisel bilgi birikimi, entelektüel ve evrensel yaklaşımları çok kıymetli. Ama Esenyurt'ta adaylaşması daha da kıymetli. Esenyurt şu anda çok şanslı bir adayla karşı karşıya. Naçizane ben de 25 yıldır siyasetin biraz içerisindeyiz. Diğer aday adaylarımız da birbirinden kıymetliydi. Ama buradan eşyanın tabiatı gereği bir tane aday seçilebiliyor. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız adaylaşan üstadımızdan, arkadaşımızdan daha çok çalışmalı. Bugün tarihi bir gündür. Biz
Kars, Ardahan bu bölge biliyorsunuz yıllarca işgal altında kalmış bir bölge. Ruslara kötü bir süreye verilmiş. Orada direnmiş, orayı terk etmemiş insanların evlatlarıyız. Bu mücadelede Türkiye'nin genelinde Esenyurt'ta ve Ardahan'da becereceğimize, başaracağımıza inanıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. El ele vermeliyiz. Gerçekten bütün komplekslerden arınmalıyız. Yani bu nedenle özellikle ben bundan çok duygulandım. Aday adayı Karslı Ardahanlı arkadaşlarımız hepsi buradalar. Buraya kadar gelmişler. Benim için bu toplantıda bulunmaların gereken en başta bu insanların olduğu için onların önlerine saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim sizlere. Şimdi gerçekten Esenyurt bizim için çok önemli. Esenyurt denince Kars, Ardahan, Iğdır akla geliyor. Esenyurt'un ne olursa olsun alınması lazım. Buradan adaylardan birisi bir başka partiden bir arkadaş beni bir aradı. Ya bak hemşerim olarak şey yapıyorsun, burada değilsin. Ya senin bir kazanma şansın yok. İkincisi de yani sadece hemşerilerimizle olmuyor. Biz demokrasi için mücadele ediyorsak o zaman demokrasi de dünya arkadaşlarından birisi CHP'dir, Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yemeği hazırlayan başta hocamız, Sesmender hocamın vesaire çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kültürlerimize de bu misafirperverliği için teşekkür ediyorum. İki konu var çok önemli. Bu seçim hem bizler için hem karşılık için anahtar niteliğinde. Eğer biz kazanırsak 2028'in kapısını açacak anahtarı imza almış oluyoruz. Ama karşı blok kazanmış olursa bizim Kars, Ardahan, Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda severek sahip çıktığımız Cumhuriyet'in en büyük temellerini sarsmaya çalışacaklar. Emin olun ki bu yerel seçimlerde karşı blok eğer zaferle çıkarsa önümüzde bir anayasa referandumu bize bekliyor. Bu yüzden anayasa referandumu değil de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminin anahtarını bizlerin alması için hepinizden sadece oy vermenizi değil, çıkıp eve, mahalle mahalle gezerek önce Esenyurt'u, İstanbul'u ve Türkiye'yi kazanmanız için, hep beraber kazanmamız için çok çaba sarf etmenizi istiyorum. Biz hepimiz çok çalışıyoruz. Sizlerin de çok çalıştığından hiç şüphem yok. Umut ediyorum ki 31 Mart'ta en güzel şekilde Cumhuriyet Halk Partisi meclis çoğunluğunu da alarak İstanbul'da da Esenyurt'ta da Sosyal Demokrat Belediyeciliği bu alanda yaşatacaktır. Ben Demokrat Parti Belediye Başkanı adayken Esenyurt'ta baktım ki düzen yanlış gidiyor, düzenin çarpıklaşması düzgün gitmiyor. Ben bunu ne yapabilirim diye bir baktım ki öyle güzel bir abim geldi, öyle güzel bir hocam geldi ki Esenyurt'u daha güzel yöneteceğine, benden daha iyi yapacağına inandım ve Esenyurt'un bundan sonra gideceğini, gider bütün gidişatını düzelteceğine inandığım için bu yolda hocamla birlikte ben istifa ettim ve itfak yaptım. Demokrat Parti olarak biz komple hocama destek veriyoruz. Sokak sokak çalışacağız ve Erzurum'u bu arada. Kıymetli Hazır Hocam, şimdi buradaki tabloya baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır emek veren, ayakta tutan, ilçe başkanlığı yapmış, meclis üyeliklerini yapmış, işte 2024 Mali İdareler Genel Seçimi'nde belediye başkanı aday adaylarını yapmış emekçi arkadaşlar buradalar. Öncelikli olarak bir kentin yaşanabilirliğini ölçmeyi ve bu temelde bir yaklaşım sergilendiğinde dünyaca kabul edilmiş kriterlerin başında ekonomi, eğitim, sağlık, kent hayatı, kültür, sanat ve güvenlik olarak belirtmek mümkün. Şimdi bu anlamda Esenyurt bir laboratuvar. Evet, bizler yöre aidiyet arada olacağız ancak sizden ricam kent aidiyetini oluşturma konusunda burada bir birliktelikle kolektif bilince ihtiyaç var. Başım göğsüne geldiniz. Çok mutluyum. Sağ olun, var olun. Evet, ayrıca federasyon başkanları siz de hoş geldiniz. Teker teker saymakla belki unuttuğum hepiniz çok değerlisiniz, hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Bir kere burada olmak başlı başına önemli bir şey benim için. Hiçbir şey yapmasak bir araya gelmiş olmak bu.
bu duygu taşları yaşamış olmak, bu birlikteliği, beraberliği göstermiş olmak çok önemli. Çünkü ben şuna inanıyorum, tarihte de bütün büyük işleri yapanlar birlikçi olanlardır, birlik kuranlardır. Birlik kuranlar daima başarılı olmuşlardır. Biz de bir iş yaptığımızda başarılı olmak istiyorsa mutlaka sevgiyi hakim kılarak birliği oluşturmamız lazım. Bugün bunu görüyorum. Onun için umutlandım, onun için mutlandım. Bursa'da AK Parti Kestel Belediye Başkanı adayı Ferhat Erol 2024-2029 yılları için vizyon projelerini anlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da katılım sağladığı lansmanda Ferhat Erol 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara özgü planlarından da bahsetti. Kısa film izlenimiyle başlayan lansmanda Ferhat Erol, "Biz bu görev için hazır ve kararlıyız. Derdimiz ortak" ifadelerini kullanarak projelerini anlatmaya başladı. Kestel ne istiyor? Çünkü Kestel'in ne istiyorsa biz de onu istiyoruz. Çünkü Kestel'imizin ismini bizim görevimiz veriyoruz. Bu görev içinde hazırız ve kararlıyız. Daha güzel, daha güçlü, daha konforlu bir Kestel hayalimiz için başlasın Türkiye yüzyılı diyor. Dirençli şehir uygulamalarından bahseden başkan adayı Ferhat Erol depreme de dikkat çekerek mahalle afet timleri hakkında bilgiler verdi. İlk başlığımız dirençli şehir uygulamalarımız. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin proje tanıtım toplantısında Bursa'mıza toplam 100 bin konut ve 16 bin sosyal konut projesini hep birlikte dinledik. Bu projenin içinde Kestel de var. Bizler de Kestel olarak bu dönüşüme önemli katkılar sağlayacağız. AK Parti Kestel Belediye Başkanı adayı Ferhat Erol, ulaşım alanında vizyon projelerden bahsetmesinin ardından gençleri de unutmadığını söyleyerek ders kafe projesinden söz etti. Şimdi sıra geldi şehir içi ulaşım çözümlerimize. İlçemizin parklanma ihtiyacını karşılayacak açık, kapalı otopark çözümleri üreteceğiz. Eğitiminden spor imkanlarına, sanatsal faaliyetlerden sosyal yaşam olanaklarına kadar her konuda gençlerimiz için çalışmalar ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. Ders kafe geliyor. Öğrenci deyince benim için akan sular durur. Bu müjdem çocuklarımızın eğitiminde fark atacak. Öğrencilerimizi arkadaşlarıyla ortak çalışma alanında buluşturacağımız kafesinden çayına, kahvesine ücretsiz temin edebileceği yalnızca öğrencilere ait ve gençliğe yakışır özel bir mekan. Kırsal mahalleleri hakkında da projeleri olduğunu söyleyen Ferhat Erol, anlattığı tüm projelerinde vatandaşların talepleri üzerine hazırlandığını söyledi. Yaşam kadar ebedi istirahat da hayatımızın önemli bir konusu. Yeni belirlediğimizde Kestel merkeze yakın mesafede bulunan bir bölgede kent mezarlığımızı Kestel'e özel olarak kuracağız inşallah. Seyitabat mahallemizde seyir terası, Toki Esentepe mahallemizde çok güzel bir teras kafe kuracağız. Hazırız ve kararlıyız. Şu ana kadar anlattığım tüm projeler sizlerin talepleri üzerine çalışıldı. İnşallah 1 Nisan itibariyle her biri hızla devreye sokulacak. AK Parti Kestel Belediye Başkanı adayı Ferhat Erol'un projeleri arasında vatandaşlar tarafından ayrıcalıklı ve ücretsiz ekmek planları da oldukça ilgi gördü. Değerli Kestel'im, ihtiyaç sahibi ailelerimize ekmeğini ücretsiz vereceğiz. Hatta ulaşmakta zorluk çekenlerin çeken ailelerimize ekmeği evine kadar ücretsiz ulaştıracağız.
Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Zühre Genişel, Nazilli Belediye Başkan Adayı Emekli Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Çiçek ve partililer Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen'in ev sahipliğinde toplantıda Zühre Genişel önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi diyebilirsiniz ki belediye iş kurumu, belediye iş ve işçi bulma kurumu mu? Belediye nasıl istihdamı artırsın? İşte üreten bir belediyecilik anlayışıyla ancak bunu bir seferberlik haline dönüştürmekle benim asli görevim budur diyerek çözebilirsiniz. Yoksa yollarımız bir şekilde eksiğiyle, gediğiyle temizleniyor mu? Temizleniyor. Daha temiz yol, daha temiz kaldırım vesaire gibi taahhütleri biz gerçekçi bulmuyoruz ve vatandaşımıza dokunduğunu da düşünmüyoruz. En büyük meselemiz istihdam Nazilli'de, Aydın'da, aslında Türkiye'de. Nazilli'nin de Aydın'ın da çok marka ürünleri var. Tarımsal ürünleri var. Aydın'da aslında tarımsal sanayi gelişmeye çok açık. Fakat şöyle oluyor, bütünlüklü bir program olmadığı için bir tarafından tutup bir küçük işletmeyle bu işi toparlayıp veya kadınlarımıza salça yapması vesaire yapması konusunda, reçel yapması konusunda sağlanan desteklerden ibaret kalıyor. Tarımsal kalkınma, tarımsal sanayinin kalkındırmasıyla Aydın'ı uçurabilmek mümkün, uçurmak mümkün. Jeotermal gibi alternatif enerji sahaları da var. Turizmi için aslında hak ettiğini alamıyor Aydın. Baktığınız zaman her mahallede neredeyse, her şehirde ayrıca bir öğren yeri var. Fakat hani bir Antalya gibi değiliz örneğin. Bir Göreme gibi değiliz örneğin. Niye değiliz? Çünkü bu, buradaki tanıtım işleri çok önemsenmiyor. Hani geldik gidiyoruz işte parkta yapıyoruz, yolda yapıyoruz ya filan şeklinde asgarici bir tutum ve bunun bu tutumun ötesinde aslında biraz önce dediğim şeyi çok önemsiyoruz. Büyük şehirlerimiz, belediyelerimiz derebeylik halinde. Halkı da kapı kulu olarak görüyorlar. Halk ile belediyenin ilişkilerinin son derece kopuk olduğu, halkın yönetimin içerisinde hiçbir şekilde kendini bulamadığı, 5 yılda bir önüne konulan sandıkla bir tek mührü basarak yönetime katılabildiği bir model olduğu zaman bu da böyle oluyor. Halkın sorunları da maalesef belediyelerin gündemi bulamıyor. Yani reklamdan biraz önce kastettiğim şuydu. Hakikaten bir kaynak israfı var bakın. Seçimler. Adayı tanıtırken adayın güzel bir fotoğrafını çekip sağa sola asmak tanıtım değil. Vatandaşa da bir şey anlatmıyor. Ne anlatmış oluyor? Vatandaş baktığında o postere ne anlıyor? Hiçbir şey anlamıyor. Sadece vatandaşı kutuplaştıran, sen o kutba aitsin, sen de bu kutba aitsin, aman diyeyim kutuplarınızdan sakın ayrılmayın. Her iki kutbun da kendi tabanını konsolide ettiği bir tutum içerisinde. Peki tanıtım yapılırken, reklam yapılırken, reklam dediğiniz şeyi söylüyorum. Adaylar örneğin programlarını konuşsalar, daha içerikli olsa doğru değil mi? Yani sadece vaat değil bakın. Çok vaat dinliyoruz biz. Nazilli'de uzun yıllardır sosyal medya üzerinden örgütlenerek sayısız faaliyette bulunan Nazilli Bayanları Topluluğu dernekleşti. Yeni mahallede bulunan derneğin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Derneğin başkanı Bahar Beşer açılış töreninde konuştu. Öncelikle burada hepimiz seçim arifesindeyiz. Herkesin programı yoğun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içten ve dileklerimle kutluyorum. Burada bulunduğunuz için, yanımızda bulunduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ben çok uzatmayacağım. Tek söylemek istediğim şey, Atatürk'ün de söylediği gibi, dünya üzerindeki her şey kadının eseridir ve biz de bu yolda devam edeceğiz. Bütün yardımlarımızla, bütün elimizden gelen emeklerimizle, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve sizleri de ayrıca teşekkür ediyorum ve bütün adaylarımıza da, ben dahil olmak üzere, herkese başarılar diliyorum şimdiden. Konuşmasının ardından dernek, dualar ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle kapılarını açtı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bursa'daki tüm adaylar gibi Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık da projelerini anlattığı organizasyonu düzenledi. Gürsü Kapalı Spor Salonu'nda yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilen proje tanıtımında Başkan Mustafa Işık, Gürsü ilçesinin tarihini yaşatacağız ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da katılım sağladığı lansmanda büyük tezahüratlarıyla projelerini anlatmaya başlayan Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık, projelerine Gürsü Park Projesi, Gastro Gürsü ve Gürsü Müzesi planlarından bahsederek başladı. Karabeli'nin olduğu alanı kapalı pazar yerine otopark alanı olarak planladık. Bu dönemde inşallah bunu izleyeceğiz. Ve bununla beraber cumartesi pazarımızın yanındaki yaklaşık 3 gün metre alanı tamlaştırmıştık. Şimdi o alanda gerek farklı otopark ve pazar yeri yaparak Gürsü'nün vatandaşlarımızın hizmetini alacağız. Bir başka kategorimiz kültür sanat turizm kategorimiz ve burada da Gastro Gürsü. Özellikle Taşkoşu Sokağı'nda tamlaştırdığımız sit alanında kalan tarihi binaları hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Onlardan bir tanesi de yine Türk ve Dünya mutfağına ilgilerini sunacağımız, hizmet sektörünün iş gücüne katkı sunacağımız, yerel turizmi canlandıracağımız bir proje. Eski binamızı aldık, projesi bitti. İnşallah yakın zamanda da bu projemize başlıyoruz. Gürsü'nün sanayi ve tarım alanında oldukça gelişmiş olduğunu ifade eden Mustafa Işık, yeni dönemde de turizm alanında gelişmeler yaşanacağını söyledi. Çok ciddi altyapı çalışmaları yaptık. Çok görüşmeler sağladık. Ne yapmamız lazım dedik Gürsü'nün tarih, kültür şehri olabilmesi için. Özellikle turizm şirketleri bizlere söylediler ki lokasyonlar bulmanız gerekiyor. Yani gelecek olan yurt içinden, yurt dışından gelecek olan misafirlerimizi konaklatabileceğimiz, ağırlayabileceğimiz, yemek yedirebileceğimiz alanlar olması lazım derdi. Birinci lokasyonumuz Taşköprü Sokak, ikinci lokasyonumuz Gemi Seyir Terası, üçüncü lokasyonumuz Mesire Alanı ve dördüncü lokasyonumuz da Erecek Adalı Parkı. Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık, ulaşım alanında da projelerinin olduğunu ifade ederek trafiği rahatlatacak hamlelerin geleceğini söyledi. Büyükşehirimizin projesi bitti ve buradaki kamulaştırmaları da biten yolumuz 11 Eylül bulvarına geliyor. Otosansız kavşağının altından geçerek Güretmeniz Caddesi'ne bağlanıyor. Bu aslında hepimizin her akşam, her sabah Gürsü kavşağında çektiğimiz sıkıntıyla ortadan kaldırmış oldu. Aynı zamanda bu yolun bir eş değerine Ankara'ya paralel olarak yine otosansızın üst tarafından her okulların oradan şu anda Kestir'e bağlanıyor. Bu üç lokasyonla aynı zamanda trafiğimizi de rahatlatmış oluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde proje tanıtımı yapan Mustafa Işık planlarında ev hanımlarını da unutmadığını söyledi. Yine Taşköprü Sokak'ta kamulaştırdığımız tarihi binaları bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de çocuk kütüphanesi. Evet, güzel bir kültür merkezi yaptık. İçi çok iyi bir şekilde doluyor. Aynı şekilde Değirmen'de de yine güzel bir kültür merkezi yaptık. Ama bunlar yeterli değil. Özellikle çocuklarımız genç, daha küçük çocuklarımız bizlere de bir kütüphane yapar mısın başkanım dediler. Çünkü abilerle beraber çalışmaları sıkıntılı oluyormuş. Söz verdik küçük evlatlarımıza. Onların kütüphanesine başladı. İnşallah yakın zamanda o kütüphanemizde hizmet alacak. Tabii bu kütüphanenin içerisinde atölyeler, tiyatro eğitim salonları, birçok eğitim yapabileceğimiz alanlar oluşturuyoruz. Evet, bir diğer konumuzda yazılım ve oyun geliştirme laboratuvarı. Değerli gençler, bu laboratuvarı çok iyi biliyorsunuz. Kurmuş bunu, daha sonra Sayın Bakanım da 1 milyon değerine bir bilgisayar desteği verdi. Acemi bir şekilde bu işi yaptığımızda Sayın Bakanım, Gürsü'den bir kardeşimiz 5 milyon euroluk bir değerleme aldı. Şimdi biz bu kardeşlerimizin bilgisayarlarını yeniledik, alanlarını geliştirdik. İnanıyorum ki bu kardeşlerin yeni yapacakları bu çalışmalarda çok iyi oyunlar yazacaklar, yazılım geliştirecekler ve hem ülkemize hem de bizim ekonomimize katkı sunacaklar. Evet, bir diğer kategorimizde çocuk kategorisi. Gençlerimizle ilgili birçok spor testi yaptık. Sporcu parmağımızda, alı sahalarımız, basket sahalarımız,
%10'larımız ama daha küçük çocuklarımız, özellikle 4-6 yaş durumundaki çocuklarımızın eğitimi için ailelerin ve büyüklerimize gelen talep doğrultusunda çocuk akademisi kuruyoruz. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki çocukların okul öncesi eğitime katkıda bulunmak ve annelerin kendilerine vakit ayırarak sosyal hayata katılmalarına olanak sağlayacağı 5 yeni kreş ve 2 anne çocuk merkezini daha ilçeye kazandırdı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleşen açılışta konuştu. Kadınların iş gücüne katılımındaki aslında en önemli problemlerden bir tanesi çocuk bakımı ve eğitim kurumlarının eksikliği. Bu sorunu ortadan kaldırmak adına 5 yılda 10 tane kreşimizi hayata geçirdik. Değerli misafirler, bir belediye başkanı olarak toplumsal eşitliği sağlamanın yolunun 8 Mart'ta karanfil dağıtmaktan geçmediğini çok net biliyorum. Kadınları hep destekledim. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğim. Annelik rolüne hapsedilen kadınlarımız var. Çalışma yaşamından uzaklaştırılan kadınlar var. Oysa çok iyi biliyorum ki kadınların çalışması hane gelirinin artması ve çocukların sağlıklı büyümesi için temel şarttır. Bu yüzden tam 10 tane kreşimizi Beylikdüzü'ne kazandırdık. 10 kreşimizin 3 tanesini de belki Büyükşehir Belediyesi tarihinde Beylikdüzü bölgesine yapılan ilk yatırımlardır. 3 tane kreşimizi Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, 7 tane kreşi de hayırsever bağışçılarımızla yaptırdık. Yeni yaptığımız kreşlerle yaklaşık 1000 çocuğumuz eğitim görecek. Yani Beylikdüzü'nde 1000 yeni çiçek açacak. 1000 anne daha hayata özgüvenle sarılacak. Beylikdüzü'nün kadınlarını her alanda destekleyeceğiz. Hiç kimsenin kadınları erkeklerden daha aşağıda görmeyeceği bir iklimi bu memlekette hep birlikte inşa edeceğiz. Asla durmayacağım. Asla duraksamayacağım ve asla vazgeçmeyeceğim. Kadınlar için, çocuklar için ve bu ülkenin geleceği gençlerimiz için çok çalışacağım. İyi fotoğraf. Bakın evine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Alkışlarla teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum sesler başkanım. Evini geçen herkese teşekkürler. Hangi düzenlerinden yazdı sağ bir daha ara vermeden. Sayın başkanımıza ve nasıl bildim ben senin adını? Ben seni tanıyorum. Murat Başkan. Seni yerim o güzel suratına. Oyna ve dans et. Omzunu Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesindeki kadın çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bereketler toplantı ve sergi salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Merkez Efendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, kadın birim müdürleri ve kadın personelde katılım sağladı. Kadın çalışanların günlerini tebrik eden Başkan Doğan, 8 Mart'ın bir mücadele günü olduğunu belirtti. Artık 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Merkez Efendi Belediye'mizde bir gelenek haline geldi. Bir kadın başkanı olarak hem ilçemizde
hem de belediyede çalışma arkadaşlarımızda tabii ki de bir farkımız olacak. Kadınların her zaman Merkez Efendi'de erkeklere göre önceliği çok fazla olacak. Sizlerle birlikte de 5 yıldır bunu ilçemizde tesis etmeye gayret ediyoruz. Ben emekler için çok çok teşekkür ediyorum ilçemize. İyi ki varsınız, iyi ki yollarımız kesişmiş yol arkadaşlarım. Çok çok dikkat ediyorum. Bizim için çok önemli kadın istihdamı. Kadına yer vermek, kadının gelişmesini sağlamak, kadının ekonomik özgürleşmesini sağlamak, kadının mutlu olması, kadının gülümsemesi benim için çok önemli. Çünkü hepimiz birer evlat yetiştiriyoruz. Göreve geldiğim tarihten itibaren gerek belediyedeki çalışma arkadaşlarım, gerekse Merkez Efendi ilçemizdeki kadınlar her zaman benim önceliğim oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Vuslat isimli sergi açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a hitaben gelen Başkan Vekili Arif Bayrak da konuşmasında serginin hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Sergide açılış konuşmasını birçok eserin sahibi olan Asiye Kafalı Erdönmez yaptı. Özellikle Vuslat sergimizin 3. şehri. Bursa Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ederiz. Güzel bir mekanda sergiliyoruz. Klasik Sanatlar Vakfı ile uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Öğrencilerimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada kıymetli olan şey, ben öğrenci yetiştirdim. Benim öğrencilerim öğrenci yetiştirdi. Bu silsile devam ediyor. Bunu da yapılan sosyal faaliyetler, vakıflar, dernekler ve belediyeler sayesinde yaşatıyoruz. Bu sergiye yaklaşık bir 2 sene zaman harcadık, hazırladık. Bizim için önemli olan Hazreti Mevlana'yı kendi dilimizle anlamak ve anlatmaya çalışmaktı. Burada gördüğümüz bütün desteğe, özellikle hattatlardan aldığımız desteğe ayrıca teşekkür etmek isterim tek tek. Ressam Şefik, Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen sergide Başkan Vekili Arif Bayrak da konuşmasında Vuslat sergisi hakkında bilgi verdi. Tarih sadece topla tüfekle değil, büyük şahsiyetlerimizin öngörüleriyle, bunların sanatıyla, irfanıyla da yazılır. İşte bunlardan biri de Mevlana'mız, Hazreti Mevlana. İşte asırlardır mesnevisiyle, görüşüyle, kardeşliğiyle, barışıyla bizlere önümüzü açmıştır. Anadolu insanına maya vurmuştur. Kültürümüze çok ciddi katkılar sunmuştur. Efendim bugün de Hazreti Mevlana'nın mesnevi yapıtında anlattığı hikayeleri sanatın dilinde yorumlayan eserlerden oluşan Vuslat sergisi sanatçıların kendi özgün bakış açılarıyla Mevlana'nın düşünce dünyasını estetik bir bakışta görselleştirerek sanatseverlerin beğenisini sunuyoruz. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda kadınlar unutulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Bursalı kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıtımı yapıldı. Yalnızca yoldan geçen kadınlara değil, araç içinde bulunan kadınlara da çiçek veren Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin bu davranışına kadınlar tarafından da büyük ilgi gösterildi. Bursa AK Parti Nilüfer Belediye Başkanı Dayı Celil Çolak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Nilüferli kadınların gününü kutlamak için yapılan organizasyonda Başkan Adayı Celil Çolak ayrıca yeni dönemde kadınlar için planlanan projelerinden de söz etti. Kadınlarımızın potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi de yapacağız. Yine 7/24 Kadın SOS var. Anne ve babaların vardiya sistemlerine uygun olarak hizmet sunacak 7/24 kreş ve bakım evlerini Nilüfer'in tamamına yaygın hale getireceğiz. Kadına şiddete dikkat çeken Celil Çolak konuşmasında Nilüfer içinde 7/24 çalışacağım ifadelerini kullandı. Nilüfer bölgesel tanzim satış marketleri kuracağız. Bölgesel tanzim satış marketleriyle kaliteli gıdaya ekonomik erişim imkanı sunacağız.
emekli ve üniversite öğrencilerimize de bu marketlerden indirimli alışveriş imkanını sağlamış olacağız. Çok ihtiyaç olan yine Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı ama bizim de acilen yapmamız gereken evde bakım ve sosyal hizmetler. Değerli hanımefendiler, mazeret asla üretmeyeceğiz. Çözüm ve maharet üreteceğiz. Bu arada eğitimi unutmadım. Nilüfer Eğitim Akademisi kuruyoruz. Sevgili Nilüferler, 25 yıldır Nilüfer'i yönetenler, ilçemizdeki kaynakları gasp ettiler, maalesef birbirine peşkeş çektiler. Sürekli bir yerlerde ya eğitim alacaksınız ya başka uğraşılarla uğraşacaksınız. Ben 7-24 çalışıyorsam sizler de çalışacaksınız. Söz mü arkadaşlar? Konaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek yeni dönem projelerini anlattığı lansman toplantısını gerçekleştirdi. Konaz'da yoğun bir kalabalık eşliğinde ve coşkulu geçen etkinliğe CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meclis üyesi adayları, partililer ve Honazlı vatandaşlar katılım sağladı. Lansman toplantısında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı konuşma yaptı. Hani doğduğun yer mi, doyduğun yer mi demişler memleketin. Ben de 20 sene bu Honaz'ın ekmeğini yedim, suyunu içtim. 20 sene boyunca organize sanayi bölgesinde, iş yerim vardı, orada çalıştım. Dolayısıyla ben de sizin bir hemşehriniz sayılırım. Honaz'ın ne kadar kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, ilçemiz için ne kadar özel olduğunu da iyi bilirim. Dolayısıyla bugün burada belediye başkanımız Sayın Yüksel Kepenek 5 sene boyunca yaptıklarını gördüğümde de gerçekten gurur duydum. Milletvekili Arpacı'nın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu konuştu. Bu ne güzel coşku, bu ne güzel Honaz. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle beraber bu yolu yürüyorum, iyi ki sizlerle 31 Mart'ta gerçekten Derman Belediyeciliği yaratacağımıza olan inancımla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önümüzde yürünecek büyük bir yol var arkadaşlar. Bu yolun içerisinde üreten, kendine yatan, yeten bir denizi birlikte konuşmalarının ardından Honaz Belediye Başkanı ve CHP Denizli Honaz Belediye Başkanı da Yüksel Kepenek kürsüye çıktı. Honazların yoğun tezahüratları eşliğinde karşılanan Kepenek'e Honaz seninle gurur duyuyor sloganlarıyla sevgi gösterileri dikkat çekti. Lansman konuşmasına Başkan Kepenek katılımcılara teşekkür ederek başladı. Başkan Yüksel Kepenek yeni dönem projelerini anlattı. Evet, zor bir dönemden geçtik. 2 yılı pandemi, ekonomik kriz, deprem ve seçim, ardından EYT gibi yasa, bir sürü şey, yani bir belediye başkanının başına olumsuz ne gelebilir deseniz vallahi hepsini bizim döneme yazabilirsiniz. Hepsi geldi. Ama dimdik çıktık bu savaştan. O kadar yatırım yaptık ki Honaz'ımıza, o kadar güzel yatırımlar yaptık ki, rakam vereyim mi? Rakamları belki iyi bilirler karşı mahalleden. 520 milyon lira net bugünkü değerle Honaz'a yatırım yaptık. Tarihin en büyük yatırımını yaptık Honaz'a. Biz yapmaya devam edeceğiz. Biz daha çok şey yapacağız. Biraz sonra sürprizlerimizi göreceksiniz. Daha o kadar çok sürpriz var ki, 40'ın üzerinde projemiz var. Biz 99D proje deyip 8 tanesini yapanlardan değiliz. Biz 30 proje değil, 27 tanesini yapan bir anlayışız. Bir de onun üzerine 30 tane daha proje yapan bir anlayışız.
Nez Çelek 4 yaşında olan bir topraksız tarım işletmesidir. Söke'de kurulmuştur. Aydın'ın Söke ilçesinde çilek ürettiği serasında Söke'nin ilk çilek ihracatçısı olmayı başaran kadın üretici Nilgün Ünsel hedefi büyüttü. 15 yıl öğretmenlik mesleğinin ardından Söke'ye bağlı Akçakaya Mahallesi yakınlarında kurduğu serasında çilek üreten Nilgün Ünsel, Söke'de seracılık faaliyetlerinin daha da gelişmesi için adım attı. Sera Kurulum firmasıyla anlaşan Nilgün öğretmen, bölgede Sera Kurulum faaliyetlerinin de öncüsü olmak istiyor. Bu gerçekten bizim için büyük bir başarı. Çünkü biz Söke Ovası'nda, pamuk ambarının tam ortasında bir sera kurduk. Ve başlamak aslında evet çok zordu. Çünkü olur mu olmaz mı diye biz düşünürken, olabileceğini gösterdik. Alternatif tarım ürünlerinin Söke'de yapılabileceğini bölge halkıma gösterdim. En büyük de hedefimiz buydu aslında. Çilek üretimiyle adını duyuran Nilgün Ünsel, büyüterek Söke ve Aydın'da seracılığın gelişmesine katkıda bulunmaya kararlı. Nilgün Ünsel, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen kadın çiftçiler buluşmasında da Aydın ilini temsil eden örnek kadın üretici olmuştu. Söke'nin tarımsal potansiyelini daha da arttırmayı hedefleyen Nilgün Ünsel, kendi serasında elde ettiği deneyimleri ve başarılarıyla başkalarını da üretici yapma misyonunu üstlenmiş durumda. Sera Kurulum faaliyetlerinde öncülük yaparak çiftçilere rehberlik ederek tarım sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Ünsel, Söke ve Aydın'ın tarım alanındaki potansiyelini daha da yukarıya taşımayı ve bölgenin tarımsal ekonomisine de olumlu katkılarda bulunmayı hedefliyor. Sera Mekatronik Türkiye çapında kendini ciddi anlamda ispatlamış önde gelen sera firmalarından bir tanesidir. Biz bölgemiz için emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz ve kendim üretici olduğum için bu sektörde eksikliğini hissettiğim sera ekipmanları özellikle, modern sera kurulumu, işte modern sera deyince zaten iklimlendirmesi, otomasyonun tam olması, soğutma sistemi, yani bunların içerisinde tamamen bir bütün ve akıllı tarım teknolojilerinin kullanıldığı seralardan bahsediyoruz. Ben kendim de topraksız tarımda üretime başladığım için bölgemde bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüm. Çünkü bunun eksikliği gerçekten Aydın bölgesinde çok fazla. Yani bizlerin bir ihtiyacı olduğu zaman Antalya'da seracılık sektörü çok geliştiği için biz malzemelerimizi Antalya'dan ya da bu şekilde ciddi firmalardan temin ediyoruz. Ve biz de o yüzden Sera Mekatronik firmasıyla bölgemizde Aydın bayiliğini aldık şu anda. Bölgem için çok sevinçliyim. Çünkü birçok yenilik bununla birlikte geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin seracılıkta lider firmalarından çünkü kendileri. Zaten ülke ekonomisine çok ciddi işletmeler kazandırmış ve örnekleri şu anda işleyen seralarımızda biz bunu görüyoruz. İhracat odaklı seralardır. Ve o yüzden kendileri birçok bölgede, ilçelerde, illerde başarılarını devam ettiriyorlar. Topraklı, topraksız modern üretim seraları, fide seraları, çilek seraları önceliğimiz, muz seraları, seralarının üretim anlamında dönüşümleri, her türlü aklınıza gelebilecek her türlü projeye imza atmaktadır Sera Mekatronik firması. Dediğim gibi Gaziantep kökenlidir partner firmamız. Ama her daim üreticimizin yanındadır kendileri. Ve modern sera ekipmanları olarak da artık Aydın'dayız. Niz Çilek ve Sera Mekatronik Mühendislik AŞ'nin ortaklığı ile bundan böyle siz değerli girişimcileriniz için biz Söke'de olacağız. Denizli'nin en güzel ilçelerinden biri olan ve üretimiyle ekonomiye büyük katkıda bulunan Merkez Efendi de kırsal kalkınma eylem planını hayata geçirecek çiftçilere ve üreticilere destek olan Şeniz Doğan, 60+1 proje tanıtımı ve bilgilendirme programında açıkladığı birbirinden değerli projelerle halk nezdinde büyük destek gördü.
Her bir projenin Merkez Efendi için bir şans olduğunu düşünen Merkez Efendililer, önümüzdeki dönemde ilçenin daha da gelişeceğine ve güzelleşeceğine inanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışının gerekliliklerini 5 yıldır yerine getirdiklerini söyleyen Şeniz Doğan, üretimin olması için üreticinin en ufak kaygı yaşamaması gerektiğini belirtti. Tarım ve hayvancılıkla büyüyen Merkez Efendi, akaryakıt fiyatlarıyla aranız nasıl? Mayıs'tan önce petrol bulmuştuk ama şimdi şartlar değişti. Hiç merak etmeyin, Merkez Efendi yaşayan üreticilerimiz, hayvancılık yapanlarımız, bu dönem söz veriyorum sizlere mazot desteğinde de bulunacağız. Geçtiğimiz bir yılda %100 oranında zamlanan mazot fiyatları çiftçimizin belini büktü. Önümüzdeki dönemde her bir çiftçimizi 450 litre mazot desteği yardımında bulunacağız. Hayırlı olsun. Söke Belediyesi ve Söke Kadın Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Sökeli kadınlar için büyük bir adım attı. Başkan Arıkan, kadınların Söke'de her anlamda hayatını kolaylaştıracak politikaları uygulamaya yönelik anlaşmayı Sökeli kadınların katılım sağladığı törenle imzaladı. Sözleşmeyi imzalayan Kadın Platformu Dönem Başkanı Tazegül Kamiloğlu, Söke Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mustafa İberya Arıkan'a duyarlılığından ve kadına karşı gösterdiği bu çabasından dolayı Söke'de yaşayan bütün kadınlar adına, kız kardeşlerim adına teşekkür ediyorum dedi. Sevgili kadın kız kardeşlerim, bugün kadına yönelik ayrımcılığa karşı ağır bedellerin ödendiği bir mücadele geleneğinin sonucunda tarihte onurlu yerini alan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz kadınlar açısından böylesi onurlu bir günde Söke Kadın Platformu olarak kadın özgürlükçü bakışımızı ve bu konudaki taleplememizi yerel yönetimlerden hayat bulması için Söke Belediye Başkanlığı ve Söke Kadın Platformu İşbirliği Protokolü'nü imzalamaya tanık oluyorsunuz. Söke Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mustafa İber Yarıkan'a duyarlılığından ve kadına karşı gösterdiği bu çabasından dolayı Söke'de yaşayan bütün kadınlar adına, kız kardeşlerim adına teşekkür ediyor, alkışlarınızı istiyorum. Alanda bulunan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Arıkan, nasip olur görevimize devam edersek, Sökeli kadınlarımızı desteklemek noktasında hukuka uygun ne varsa ben şahsım adına huzurunuzda taahhüt ediyorum dedi. Ben göreve geldiğimden bu yana hukuktan, hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadım. Benim kırmızı çizgim hukuk, hukukun üstünlüğü. Kadınlarla kadınları korumak, kadınları önünü açmak, kadınlara destek olmak zaten hukukun üstünlüğünün gereği. Bu noktada Söke Kadın Platformu ile işbirliği içerisindeyiz. Uzun zamandır istişare ediyorduk ve böyle özel bir günde kadınları destekleyecek, yani yerel yönetimlerin kadınları desteklemesi noktasında böyle iki sayfadan oluşan, toplam 7 maddeden oluşan bir protokolü burada basının huzurunda, değerli katılımcılar huzurunda imzalıyoruz. Burada bize düşen bazı görevler var. Bunları şeffaf bir şekilde belirledik. Ve nasip olur görevimize devam edersek, Sökeli kadınlarımızı desteklemek noktasında hukuka uygun ne varsa bunu yapmayı ben şahsım adına huzurunuzda taahhüt ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İnsan hakları savunucusu Uçan Süpürge'den gazeteci Selen Doğan da bu anlamlı günde Sökeli kadınların yanındaydı. Doğan, bugün iyi niyetli bir çabaya tanık olduğum için hukuktan, haktan, eşitlikten ve kadınların yanında olmaktan bir belediye başkanı ile beraber olduğum için çok mutluyum dedi. Teşekkür ediyorum. Ben liseyi Söke'de okudum, sonra Ankara'ya taşındım ama hep bir ayağım burada ailemden dolayı.
Bugün de bu etkinlik için Ankara'dan geldim ve bu ortamı görmek gerçekten çok güzel, çok gurur verici buradaki kadınlar açısından da. Yerel yönetimlerin eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların insan haklarını desteklemesi her zaman çok ayrıcalıklı bir adımdır. Gerçekten kutluyorum.